Yeniden merhaba, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adıyaman ve Şanlıurfa, Malatya'da aşırı yağış sel felaketine dönüştü. Bölgede arkadaşlarımız çalışmaları takip ediyorlar. Fulya Öztürk Malatya'da. Şanlıurfa'da Elif Yavuz, Adıyaman'da Samet Güner bizlerle birlikte. Şimdi o noktalara döneceğiz. CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ten dinleyeceğiz ilk bilgileri. Fulya, Malatya'da nedir son durum? Senden dinleyelim. Sel Malatya'yı da vurdu. Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeyiz. Kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu'yla beraber yollar göle dönmüş durumda. Şu an canlı yayında ekrana getiriyoruz. Bulunduğumuz bu nokta Malatya Caddesi. Yolun durumunu, caddenin durumunu görüyorsunuz. Aslında çok daha kötü bir vaziyetteydi ama ekipler müdahale etmeye başladı. Suyu çekmek için, tahliye etmek için çalışmalar devam ediyor Malatya Caddesi'nde. Burası boydan boya olduğu gibi suyla doluydu. İşte ekipler vidanjörlerle aslında bölgedeki suyu çekmek için çalışma başlattılar. Kısmi anlamda çekildi ama hala görüyorsunuz su birikintisini, hala yolların, caddelerin durumunu görüyorsunuz. Hemen hızlıca size esas derenin taştığı yeri de göstereceğim. Hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu'yla beraber Adıyaman'da durum felaket. Şanlıurfa'da felaket. Malatya'da da gerçekten çok kötü bir vaziyet var. Burada da çadırları su bastı, dereler taştı, yollar göle döndü. Hala yağmur yağıyor. Bugün geceye kadar yağmurun devam etmesi, sağanağa dönüşmesi yine beklentiler arasında. Bu yönde uyarılar yapılıyor. Şu an Malatya Caddesi'nden yürüyorum. Yürüdüğümüz bu cadde aslında yaklaşık bir saat önce suyla doluydu. Tamamen suyla doluydu. Bir yandan enkaz yığınlarını da gösteriyoruz size. Doğanşehir 6 Şubat'ta ki Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan şehirler arasındaydı Malatya. Özellikle Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ciddi anlamda yıkım var. Bir yandan enkazlar, bir yandan ağır hasarlı yapılar ve ne yazık ki bugün de sel felaketini yaşıyor Malatya. Daha doğrusu deprem bölgeleri. Pek çok şehirde aynı manzara var. Yollar gerçekten göle döndü. Şu an bulunduğumuz bu yoldaki su birikintisi çekildi ama hala yine bazı noktalarda su birikintileri var. Hızlıca ilerliyoruz, size şimdi vahim bir görüntüyü göstereceğiz. Derenin taştığı Vahap Küçük Meydanı'na doğru ilerliyoruz. Orada çok sayıda çadır vardı. Çadırlar olduğu gibi suyla doldu. Bir yandan orada da hala tahliye çalışmaları devam ediyor. Derenin taştığı noktaya doğru şimdi ilerliyoruz. İlerlerken her bir tarafta enkazları da görüyorsunuz. Yağmur devam ediyor Malatya'da. Evet, çadırlar suyla doldu. Ne yazık ki büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Şimdi sadece yaklaşık bir 40-50 saniye sonra o dereyi göstereceğiz size. Derenin taştığı yeri. Şu an yürüdüğümüz bu yollar gerçekten çok kötüydü. 1-2 saat önce ekipler suları çekti ama çadırlar suyla doldu olduğu gibi. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Bugün gece boyunca yağmurun devam edeceği yine uyarılar arasında. Meteorolojinin tahminlerine göre geceye kadar bölgede büyük bir risk var. Evet, ilerliyoruz. Gerçekten dere öyle bir taşmış ki çadırlar olduğu gibi suyla dolmuş. Hala yağmur devam ediyor Malatya'da da. Burası Doğanşehir ilçesi. Yıkımın en çok olduğu, Malatya'daki yıkımın en çok olduğu ilçe burası. Bakın, Vahap Küçük Meydanı'na geldik. Oradaki dereyi ve çadırların durumunu göstereceğim size. Burası olduğu gibi suyla doluydu. Sular kısmen çekildi ama hala mağduriyet var, hala sıkıntılar var. Hemen şu alanda size dereyi göstereyim. Taşlar söküldü bakın. Taşlar söküldü. Sel suyu öyle bir geldi ki bölgedeki ekipler bu sel suyuna yol açmak için taşları söktü. Evet, Vahap Küçük Meydanı'ndayız. İşte dere bu halde. Olduğu gibi bu deredeki su taştı. Olduğu gibi. Şu an hala büyük oranda risk var, tehlike var. Ekipler bu yönde uyarı da yapıyorlar. Vahap Küçük Meydanı'ndayız. Bu dere taştı. Bu derenin taşmasıyla
Vahap Küçük Meydanı'ndaki çadırlar da olduğu gibi suyla doldu. Saatlerce bir mücadele verildi Malatya Doğanşehir'de. Kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu getiriyor ekrana. Bu suyu, dereyi bu olduğu gibi taştı ve çadırlar olduğu gibi suyla doldu. Şimdi çadırların durumunu da gösterelim size. Bütün çadırlar su aldı. Şöyle ilerleyelim. Vatandaş eşyasını dışarıya çıkardı. Burası olduğu gibi göle döndü burası. Bakın çok sayıda çadır var Vahap Küçük Meydanı'nda. Bütün çadırlar su aldı. Bakın ne hale, hemen şurayı göstereyim size. Olduğu gibi suyla temizlendi, içerideki su çekildi. Hemen şurada vatandaşların kaldığı suları çadırları gösterelim size. Sel öyle bir taştı ki, sel suyu öyle bir geldi ki hemen bölgedeki ekipler bu taşları sökmüşler. Çünkü sel suyuna bir yol açmak için, daha fazla taşkına neden olmasın diye bir yol oluşturmak için bu taşları hemen alelacele sökmüşler. Bakın şu an çadırların durumu gerçekten kötü. Suyla doldu ama temizlik çalışması da yaptılar bazı. Çok geçmiş olsun abla. Ne durumdasınız? Vallahi daha böyle gördüğünüz gibi. Temizliyor musunuz? Yani çok kötüymüş burası. Sabahleyin göreydim. Evet, evet. Videolarını çektik zaten, kızlar var yani. Bayağı olduğu gibi göle dönmüş burası yani. Şu çadır çok etkilendi. Şu karşı taraflar. Yasin abi o tarafı da gösterelim. Oralar bayağı etkilendi. Yani bizim de etkilendi ama oraya kadar olmadı. Karşı taraftaki çadırlar daha çok. Doğru kalmış. Ne yapacaksınız şimdi? Valla ne yapacağız? Konteyneri bekliyor. Onu da bizden şey istiyorlar. Rapor istiyorlar. Raporu da ben nereden alayım? Konteyner istiyorsunuz. Evet. Peki. Acilen. Mesela çalı çocuğu olan var, hastası olan var, astımı olan var. Hızlıca konteyner olması gerekiyor. Vatandaşların en büyük talebi bu. Başka şimdi taşımak istiyorlar. Biz oraya da gidip aynı çileyi çekeceğiz. Aynı çadır. Aynı çile. Artık çadır olmaz diyorsunuz. Konteyner istiyoruz. Başka hiçbir şey olmasın. Sesinizi duyurmuş olalım burada. Burası Malatya'nın Doğanşehir ilçesi. Sel burayı da vurdu. Yağış burada da devam ediyor. Ve gece boyunca da etkili olması bekleniyor. Malatya için de bu uyarı yapıldı. Geçtiğimiz saatlerde tamamen göle dönmüştü buralar. Kısmi anlamda bir temizlik çalışması yapıldı. O sular çekildi ama hala tabii bölgede çok üzücü manzaralar var. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Çadırlar suyla doldu. Vatandaşın elbette en büyük isteği konteynerlara bir an önce geçmek.